Gazisini sunar. İyi akşamlar değerli izleyicilerimiz. Bir Adalet Terazisi programımızla daha yine sizlerle birlikteyiz. Bir haftadan beri umarım her şey yolundadır. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Her programda olduğu gibi yine bu programda da sizlerden gelen sorulara sevgili meslektaşım Lütfullah'la birlikte cevap vermeye çalışacağız. İyi bir program olur umarım. Sözü sana da vererek programa yavaş yavaş başlayalım. Teşekkür ederim. Ben de hayırlı akşamlar diliyorum sevgili izleyenlerimize. Hızlıca bir hafta daha geride bıraktık. Sizlerle tekrardan TV 52 ekranlarında birlikte olmak bizler için mutluluk verici. İnşallah bu akşam da Ali Bey'in de dediği gibi sorularınızı bekliyoruz. Elimizden geldiğince cevaplama gayreti içerisinde olacağız. İnşallah yine geçmiş programlardaki gibi dinamik, güzel, katılımcı bir program geçiririz diye düşünüyorum. Bu arada tabii bu hafta güzel haberler aldık. Artık yavaş yavaş normalleşmeye dönüyoruz. Evet. İyi mi kötü mü onu tabii şimdiden bilemiyoruz ama. Yani şimdi tabii hani güzel haberler derken evet doğru. Aslında bir açıdan baktığın zaman da yine vaka sayıları gitgide katlanarak tekrardan çoğalıyor ama artık bir şekilde de normalleşme yönünde de bir takım evet. girişimlerin olmuş olması da gerekiyor. Ya en azından şöyle bugün uzun bir zamandan sonra gün içi bir yani restorana gidip yemek yiyip ben iki kere gittim hatta. Öyle mi? Hatta restorana girince böyle mekan benimmiş havasıyla girdim. Çünkü özlemişiz yani. Ben oturdum masaya zaten kimse gelmiyor. Kapatmış modunda. biz tabii her gün mesleki yani işimizden dolayı mecburen dışarılardayız. Evet, artık doğru. Arabada yemek yemekten ya da aç gezmekten yemek yiyemiyorduk çünkü. Aldığımız yemeği işte ayakta bir yerde arabada orada burada oturarak yiyorduk. O yüzden hakikaten iki günden beri ayrı bir psikolojiye girdim. Mutluyum yani o yönüyle ama tabii ki umarız bu vakalarda tekrar bir artış meydana getirmez. İnşallah. Tedbirli olmak lazım. Her programımızda söylüyoruz. İşte maske kuralına, mesafe kuralına, yani temizlik, hijyen kuralına uyacağız değerli izleyicilerimiz. Yani bu yeni kaldırılan yasakların tekrar geri dönmemesi için en azından uygulanan kurallara çok sıkı uymakta, bağlanmakta, evet. bağlı olmakta fayda var. O da çok önemli. Yani şimdi orada bir illerle ilgili bir sıralama getirdiler. İşte yüksek riski, az riski diye ama. Evet. Her an değişebilir her o zaten. Her an değişebiliyor. Tabii. Öyle bir durumda da özellikle yani bu dönemde kapatılmış olan iş yerlerinin de önünü görebilmesi açısından esasında umarım sürdürülebilir bir durum arz eder diye düşünüyorum. İnşallah bakalım. Evet. Önümüzdeki günler neler gösterecek. İnşallah. Bilmiyorum. Bu arada ben değerli izleyicilerimiz telefon numaralarımızı duyurmak istiyorum. Programımıza canlı olarak bağlanmak için 0216 396 52 52 nolu telefondan doğrudan canlı yayınımıza bağlanabilirsiniz. Yine 0534 878 3549 nolu WhatsApp hattından da sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Numaraları tekrar ediyorum. Canlı bağlantı için 0216 396 52 52 534 878 3549'da yine sorularınızı yazarak bizlere ulaştıracağınız WhatsApp hattımız. Lütfen sorularınızı bizlere yazarken kısa, net, anlaşılır olmasına dikkat ediniz. Yine sorularınızı sorarken cümlelerinizi okunaklı yazınız. Okuyamıyoruz WhatsApp hattına özellikle yazılan sorular. Evet. O yüzden bir de tabii ki soruları yani ismi izleyicilerimiz bazen belirtmek istemiyor. Yazarken nereden gönderdiğinizi, isminizi de yazarsanız buradan en azından biz de canlı yayında sorulara cevap verirken ismen de hitap edebilelim. Programımız başladı. Sorular gelmeye hemen başladı.
Lütfullah'cığım. Ekran başında bekliyorlar. Yavaş yavaş başlayabiliriz. Bu arada tabii geçen haftadan kalan sorularımız, hatta ondan önceki haftalarda kalan sorularımız var. Yani o sorular da aslında önümüzde duruyor. Biraz harmanlayarak, yani geçen haftaki sorulara da bazen bakarak cevap vermeye çalışıyoruz. Ama tabii ekran başındaki izleyicilerimizin soruları hızlanınca tabii daha çok onlara cevap vermeye çalışıyoruz. O yüzden şunu da ifade edelim değerli izleyicilerimiz. Daha önceki programlarda soru gönderip cevabını alan yeni izleyicilerimiz varsa onlar da sorularını bizlere tekrardan bildirsinler diyelim. Sorulara geçmeden önce, hani her zaman programın başında bazen güncel konuları da konuşuyoruz. Aslında değinmek istedim bu vesileyle. Biliyorsun bu hafta içerisinde Cumhurbaşkanımız tarafından bir takım hukuksal reformlar noktasında bir süredir konuşula gelen hukuksal reformlar konusunda bazı somut bir takım projeler ileri sürüldü. Bunların içerisinde en çok dikkat çekeni, ben şimdi tabii biz bu programı da aynı zamanda sunanlar olarak en çok karşılaştığımız sorulardan bir tanesi yargı süreleriyle alakalı. Evet. Yargı süreleriyle alakalı veyahut Yargıtay'da veyahut istinafta geçen zamanlarla alakalı. Özellikle görülmüş, mahkemece Yargıtay'a gitmiş, sonra işte Yargıtay veya istinaf mahkemesince tekrar bozulmuş, tekrar yerel mahkemeye geri dönme noktasında olan dosyalarla alakalı bir takım düzenlemelere gidileceği. Daha henüz yasal altyapıları da yapılmadı ama en azından bunlar şu an için deklare edildi. Bu noktada da biz tabii programımızda bunları çok sık işliyoruz. Bize gelen en çok sorulardan bir tanesi de bizim davamız işte ne zaman neticelenir, karar ne olur, Yargıtay'a gitti ne kadar zamanda gelir, istinafa gitti ne kadar zamanda gelir gibi sorulardı. Buralarda işte şimdi yaklaşık bir senedir hedef süre uygulaması gündemde. Şimdi açtığımız davalarda artık tevzi formlarında, yani dava formlarında davanın tahminen ne kadar sürede neticeleneceğine ilişkin gün öngörüleri var. Bunlara sıkı sıkıya bağlılık kuralı getirilmesi öngörülüyor. Umarım, hani dediğim gibi biz programda bunları çok işlediğimiz için dikkatimi özellikle onlar çok çekti. Umarım bu noktada da inşallah somut adımlar en kısa zamanda atılır. Vatandaşlarımızın da bu konudaki mağduriyetleri giderilir diye düşünüyorum. Bakalım önümüzdeki günler neler gösterecek. Vallahi şöyle tabii ki çok sıkıntılıyız, yani özellikle adalet ayağında. Biz de zaman zaman burada izleyicilerimizin aslında sorunlarına bir anlamda ifade etmeye çalışıyoruz ekranlar aracılığıyla, ama işte bu pakete insan hakları eylem planıyla bağlantılı açıklanan bir takım şeyler var. İşte burada adaletin tecellisiyle ilgili, yani adaletin hızlanması. Çünkü örselenmiş bir adalet var. Geç gelen bir adalet var. Yani bizler de hani mesleki anlamda, hani izleyicilerimiz bize zaman zaman soruyor ama bir Yargıtay'a giden bir dosyanın 4 sene 5 sene gelmediğini düşünün. Evet. Yani örneğin biz yine bu ekranlarda geriye dönük arşivlere bakabilirsiniz. Hep eleştirdik bunları. İşte örneğin işe iade davası diyorsun. Kanunda diyor 30 gün içinde işçi açacak, 3 ay içinde işte mahkeme karar verecek, 2 ay içinde de üst mahkeme karar verecek. Hani maksimum 5-6 ayda bu davanın bitmesi lazım. Ya kanunda yazıyor, ben demiyorum bunu. Ya bugün davayı aç, ilk duruşma gelene kadar 6 ay geçiyor. Evet. İşe iade davasının total süreci bitene kadar, çünkü işe iade bitiyor, işçinin onu uygulayabilmesi için kesinleşmesi lazım. Bir istinafa gidiyor, geri gelişi bir sene, iki sene. Bakın 2,5 sene geçiyor, işe iade davası yeni bitiyor. 3 sene geçiyor, yeni bitiyor. Hani kanunda yazıyordu bu 3 ayda 5 ayda bitecek. İşçi işi unutuyor, yani işçi işi unutuyor. İşçi başka bir işe giriyor. Orada kıdem kazanıyor, ondan sonra dava bitiyor. Şimdi bakın, bu kanunda yazan en hızlı bitmesi gereken süreler. Şimdi kanunda yazdığı için sadece bunu örnek veriyorum. O yüzden adaletin işlemesiyle ilgili çok ciddi sıkıntılarımız var. Yani biz burada birileri sorumludur demiyoruz. Bu sorunlar çözülsün diyoruz. Biz adil, bağımsız, tam bağımsız bir yargı istiyoruz. Hiçbir siyasi ideolojinin ya da bir anlayışın etkisinde olmadan hızlı yürüyen, vatandaş adliyeye gittiğinde adalete güvenen, çünkü ne diyoruz? Adalet mülkün temelidir diyoruz.
Hatta ben tersinden şu cümleyi kullanayım. Adaleti olmayan bir ülke büyük bir çetedir yani. Aynen. Bu kadar basit. O yüzden adaletin muhakkak sağlanması lazım. O yüzden bu tarz çalışmaları önemsiyoruz. Söylediklerini önemsiyoruz. Umarım adalet yapılacak bu yargı reformları ile kendi vicdanlarımızda adaletin tecelli ettiğini, ona inandığımız o günleri göreceğiz diye ümit ediyorum. İnşallah. Yani mesela şey dikkatimi çekti. Bu yargılama sürelerinin uzamasıyla alakalı. Biliyorsunuz işte bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru daralttılar o alanı hatta biliyorsunuz. Onu da hatta daralttılar ama şimdi mesela onunla ilgili ara bir mekanizma daha öngörüyorlarmış, bir komisyon kurmayı. Yani hiç Anayasa Mahkemesi'ne gitmeden benim davam haddinden fazla uzadı, olanın çok daha dışına çıktı deyip bu komisyonlarda incelenip gerekirse hiç yargıya intikal etmeden, daha doğrusu Anayasa Mahkemesi'nin önüne gelmeden orada çözümlenmesi noktasında veyahut idari yargıda mesela çokça yaşıyoruz mesela bunları. Benzer konularda idarenin hep benzer refleksleri var ve atıyorum hep idare kaybediyor. Yani o davam modelini hep kaybediyor. Bunların derlerinin toparlanıp kendi içlerinde idarenin bir içtihat oluşturması ve benzer durumlarda artık bu hani kazanılabilir bir dava statüsünde değilse aynen öyle vatandaşı bu haktan derhal istifade ettirmek yolunda bir takım pratik çözümler var. Bakalım uygulamayı göreceğiz. Şu an için çok erken. Yani önce yasal mevzuatı görmek gerekiyor biliyorsunuz. Tabii. Ondan sonrası asıl daha önemlisi uygulamayı görmek. Evet, şimdi yani aslında yasal düzenleme de bir yerde yani, işte de az önce bahsettiğin ondan sonra gibi iş yerinde davalarındaki gibi her zaman yeterli olmuyor. Şunu da tabii ifade etmekte bir şey görmüyorum. Yani bizdeki kanunlarımız yani tüm yani mevzuatı ifade etmiyorum ama özellikle ticaret hukuku, borçlar hukuku, iş hukuku ya birçok kanunun kaynağı zaten Avrupa. Hani bugün her şeyiyle örnek gösterdiğimiz işte insan hakları eylem planıyla entegre olmaya çalıştığımız, her şeyiyle örnek aldığımız zaten mevzuatın, kanunların çoğunun temeli de Avrupa. Şimdi şu anki kanunlarımız da aslında hani birçok şeye yeterli. İşte uygulama olmayınca onu uygulama düşüncesinde adil bir anlayış olmayınca herkes bir tarafa çekiyor. O yüzden hani mevzuat kadar tabii ki onu uygulayacak olan o anlayışın da aslında kafa yapısını değiştirmesi lazım. İşte örneğin hep konuşuyoruz. İşte siyaset karışmayacak yani. Yargı bağımsız olacak. Yargı kimseden emir almayacak, kimseden talimat almayacak. Hiçbir hakim gelecek endişesiyle yarını düşünerek karar vermeyecek. Ben bu kararı adil, bağımsız, kanuna uygun vermediğimde benim başıma bu gelebilecek endişesi olmayacak. O yüzden kanunları ne kadar değiştirirsek değiştirelim, hangi yargı reformlarını getirirsek, reformlar sonucunda neyi getirirsek getirelim, bağımsız olmadığımız sürece yine bunun uygulama kısmı eksik kalacak. Umarız bunların hepsi düzelir. Biz adalet arıyoruz. Vatandaşlarımız adalet bekliyor. O yüzden en kısa zamanda biz düzeleceğine ümit ediyoruz. Bakalım. Mücadele ediyoruz. Uygulamayı göreceğiz. Yani biz buradan zaman zaman sorularla birlikte gelen konularda da buradan kendi sıkıntılarımızı da duyuruyoruz yani bunu da söylüyoruz. Niye? Biz de adalet arıyoruz. Tabii zaman zaman hep böyle bazen soruyu genel olarak açarken bu konulara hep yeri geldiğince değiniyoruz. Başlayalım mı yavaş yavaş sorulara? Evet, ben şimdi gelen sorular var. Ben Sivas'tan Fatih Karakoç diyor bir izleyicimiz. Sayın Ali Bey, biz 8 kardeşiz. Rahmetli babam kardeşlerin evlatlık yerlerini sağlığında verdi tapularını. Her biriniz hisse tapularımızı aldık ama babam kendine, bir dakika biz bu soruyu okuduk da altında bir soru daha var. O zaman bu geçen haftanın sorusu da Ali Bey, ben Fatih Sivas'tan demiş az önce ama o da 20.12'de gelmiş. Geçen haftaydı yeni. Bu soru, ben de şimdi hatırladım. Ama okuduk mu biz bunu? Ben açıkladığımı hatırlıyorum, evet. Ben açıklamıştım. Bence açıklama getirmiş. Tekrardan ikinci paragrafta. O zaman soruyu sen baştan oku, cevapla. Tamam, ben daha iyi olur. Sen hatırladığın için. Evet, hatırladım. Ben cevaplamıştım. Ben Sivas'tan Fatih Karakoç. Sayın Ali Bey, biz 8 kardeşiz. Rahmetli babamı
kardeşlerinin evlatlık geldiğini, sağlığında verdiği tapularını her birimiz hisse tapularımızı aldık. Ama babam kendine küdük efendilik diye tabir ettiğimiz kendine bıraktığı yerlerin tapusunu bana verdi. Bakım aktı olarak noterden verdi. Resmi olarak bana bakım aktı olarak verdiği yerlerden kardeşlerimin hak sahibi iddia edebilirler mi? Kardeşlerim bakım aktı olarak noterden verdi. Bunu çok sık tekrarlamış. Babam dikkatli okuyun herhalde anlaşıldı demiş. Ali Bey ben Sivas az önce bakım aktı yer kardeşlerinin yer hakkı da verildi. Evet aynı soruyu devam etmiş. Şimdi Fatih Bey geçen hafta ben evet ben bu soruyu cevapladığımı hatırlıyorum. Tekrardan sormuşsunuz belki yeterli olmadı sizin için ama ben kısaca şöyle bir özet geçeyim. Burada kardeşlerin hakkıyla verdi derken yani oradaki hakkı kavramı sizin hak anlayışınızla hukukun kanunun hak anlayışı arasındaki farklılığı bir kere bir kenara koymak gerekebilir. Çünkü sizin oradan bahsettiğiniz hakkın ne olduğunu ben açıkçası bilmiyorum ama diyelim ki kanuni anlamda da örtüşüyor yani bu hak kavramı. Evet size bakım aktiyle verilmiş olan ve 40 yıldır da zaten siz babama bakıyorum dediğiniz için bu satış esasında hukuken geçerli bir satış. Benim geçen hafta bu noktada çekince koyduğum husus şudur. Kardeşler dava açabilirler mi? Evet bunu hep bu programın çeşitli sorularında gündeme getiriyorum. Dava açmak her zaman mümkündür. Önemli olan kazanılıp kazanılamayacağı. Burada kardeşleriniz sizin üstüne bastırarak söylediğiniz üzere söylüyorum. Bunu bir kriter olarak söylüyorum. Kanunun da karşıladığı anlamda bir hak verilmesi noktasında bir haksızlık durumu söz konusu değilse bakım aktı noktasında da hukuken geçerli bir devir işlemidir. Bu anlamda bir sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Ama dava açılabilir. Davada bu tartışılabilir. Bakım aktinin şartlarının yerine getirip getirmediği veya hakkıyla kardeşlerinize verilip verilmediği bu mutlaka tartışılabilir. Ama sizin ısrarla söylemenizden şu an için yapılan işlemin geçerli olduğu ve herhangi bir bu noktada da ilerleyen süreçte çok da fazla sıkıntıyla karşılaşmayacağınız düşüncesindeyim ilk etapta. Ama detayları görmeden ancak verebileceğim bilgi bu aşamada bu kadar. Umarım evet. Bu sefer yeterli olmuştur. Umarız. Evet. Bir sorumuz daha var yine gelen sorulardan. Sitelerde yönetimler tarafından başına buyruk uygulamalar site sakinlerini üzüyor demiş. Mesela doğalgazlı merkezi ısınma sistemi olan bir sitede yönetim hava kirliliği yapıyor diye dışarıda az güneş görse sıcaklık 15 derece diye kaloriferi kapatıyor. Bebekler ve yaşlılar üşüyor. Doğalgaz hava kirliliği yapar mı? Eğer yaparsa müstakil evde oturanlar devamlı kombisi devamlı açık oluyor. Onlar havayı kirletmiyor mu? Bu konuyu kime şikayet edeceğiz? Demiş izleyicimiz. Vallahi buyur Lütfullah'cığım. Sen şimdi bence... ben bu konuda şöyle fikrimi beyan edeyim. Yani bunun ben bir açıkçası bir dava modeliyle çözülebileceği kanaatinde değilim. Buradaki sorun yönetimin aldığı bir inisiyatifin sizin o anlamda rahatsız etmesi durumu söz konusu. Burada yapılması gereken yani hani bu tavsiye niteliğinde artık olacak. Yani yönetim anlayışından memnun olmayan kat malikleri yönetimi olağan genel kurulda veya şartlar oluşmuşsa olağanüstü genel kurullarda değiştirebilme hak ve selahiyetine sahip. Buradaki önemli yani burada kanunun belirlediği kriter şu. Siz aynı apartmanda veya aynı sitedeki malikler olarak kendi kaderinizi kendinizin belirlemiş olması noktasındadır. Yani siz bir yönetici seçtiğiniz zaman bu noktada esasında orada sizin de söz hakkı sahibi olduğunuz ve birlikte hareket ettiğiniz kabul edilir. Buradaki keyfi uygulamalar karşısında dediğim gibi hani olağan yollardan yönetimi değiştirmek yetkisini bir kenara koyuyorum. Hakim müdahalesi belki söz konusu olabilir. Bu tip yönetimsel konuda keyfi uygulamalarda sulh hakimine kat maliklerinin başvurup buradaki keyfi uygulamaların sonlandırılması noktasında bir karar ittihazı mümkün olabilir. Karar vermesi mümkün olabilir ama bu doğalgazla işte bu derece şu şekilde yapacaksın noktasında bir karara ben henüz tesadüf etmiş değilim. En azından benim bu konuda böyle bir bilgim yok. Ama bunu idari yoldan yok belediyeye şikayet edelim. Belediyeye gelsin veya kaymakamlık gelsin. Kardeşim işte sen niye bu insanları üşütüyorsun desin noktasında da bir inisiyatif alma gibi hak ve görevi de yok.
Bunun da bilinmesini istiyorum. Tabii ki kombili evlerde böyle bir problem yok. Kişiler kendi inisiyatiflerini kullanabiliyorlar. Doğalgazın çevreye zararlı olup olmama noktasında benim teknik olarak bir bilgim yok. Ama bildiğimiz kadarıyla çevreye çok da zararı olmayan bir yakıt diyebiliyoruz. Bence orada başka bir takım mülahazalar da devreye girebilir. Yani bunu bir bahane de kılmış olabilir. Ama hani sorduğun sorunun kısa cevabı, şikayet edeceğiniz bir merci anlamında bir merci ben öngörmüyorum. Yani şöyle şikayet edilecek merci kat malikleri kuruludur. Yani oradaki ya yapmayan, hani bebekler ve yaşlılar üşüyor dediği için izleyicimiz sonuçta bu konuyla ilgili kat malikleri toplantı organize edebilir. Hatta toplam kat maliklerin onda biri olağanüstü gündemli olarak kat malikleri genel kurulunu yöneticiye başvurarak olağanüstü genel kurulu bile yapabilir. Dolayısıyla sonuçta başvuracağınız merci yine kat malikleri kurulu. Mesela orada 115 derecede kapanıyorsa orada yönetime karar aldırtarak kat malikleri kurulu karar aldırtarak yani onu 20 derece yapar. 20, yani onun bile kriterini siz belirleyebilirsiniz. Yani orada bir tane yöneticinin inisiyatifinde değil. O yüzden şikayet edeceğiniz kurum yine kat malikleri kurulu. Yine Lütfullah'ın dediği gibi ona rağmen bir netice alamıyorsanız her koşulda zaten yönetim planında da bunlarla ilgili açıklamalar yazıyordur. Hakim müdahalesine her zaman başvurabilirsiniz. İzleyeceğiniz yasal yollar bunlardır diyelim izleyicimize. Vallahi sorular o kadar çok geliyor ki. Evet. Şimdi bir soru var, bunu soru değil aslında. Ahmet Ataç abimiz Ordu Gürgentepe Dernekler Federasyonu Başkanı, benim de çok sevdiğim, böyle mülayim, hep o yüzünden gülücük eksik olmayan sevgili değerli bir abimiz bir evet, şey yazmış. Değerli üstadlarım selamlar, sevgilerimle sevgilerimi sunuyoruz. Bizler duyarlı ordulu STK yöneticileri olarak öncelikle Fatsa'daki altın arama alanı olmak üzere maden arama alanları, çöp dökme sahaları, HES yaylalarımızın hoyratça imara açılarak hoyratça kullanılması ve kısaca çevre katliamları adına ordulu avukatlarımız olarak ordumuz ve bu Konya demiş ama bu konuya duyarlı STK'lar ve orduların ne kadar yanındasınız? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hayırlı geceler demiş. Ahmet abi bize bir mayın döşemiş. Evet. Yani bu konuda diyor STK'ların ne kadar yanındasınız? Ahmet abi biz hukuk programı yapıyoruz. Bizi bu işlere çok bulaştırmayın. Yani ama şimdi şöyle, ben bu konuda şöyle bir şey. Ya espri yapıyorum. Cevap vereceğim ben. Buyur. Ben de bu arada selamlar. Bu arada sen de bir STK başkanısın yani, onu da. Eyvallah. Yok, o yüzden hayır, Ahmet abi burada yani, biraz. Ben de işte ona değineceğim. Sizlere de hayırlı geceler. Şimdi Ahmet Başkanım hakikaten doğru, yani güzel bir noktaya temas etmiş. Esasında STK'lar olarak gündemimize geldi bu husus. Hatta bununla ilgili biz kendi aramızda da büyük bir WhatsApp grubu kurduk STK'lar olarak. Bir deklarasyon yayınlandı. Bu hususla ilgili bir kalem alındı. Çok da güzel bir deklarasyondu bu noktada. Tabii STK'lar olarak biz burada her zaman üzerimize düşen ordumuzun, temsil ettiğimiz ilçemizin, ilimizin, sivil toplum kuruluşları olarak elimizden gelen hassasiyeti gösterme noktasında elimizden geldiğince çaba sarf etme noktasında inisiyatif alıyoruz açıkçası. Bizleri de rahatsız ediyor hakikaten bilinçsiz uygulamalar, ama ben her zaman bu noktada bir çekinceyi bir kenara koyuyorum. Tabii ki çağdaş çağımızda bunlar da bir gereksinim. Elektrik en büyük ihtiyacımız, enerji ihtiyacımız, ama bunu mutlaka doğaya zarar vermeden, gelecek nesillere de zarar vermeden yaşanılabilir bir dünya bırakabilmek için bizim bu noktada gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Dediğim gibi ben biliyorum, yani bu grubun içerisinde Ahmet Bey de vardı. Bu noktada güzel bir deklarasyon yayınlandı, ilgili yerlere ulaştırıldı diye biliyorum. Bunun evet, dışında da başka bir takım şeyler olursa biz her zaman ilimizin yanında olduğunu, yani sahip çıkacağımızı da buradan ifade etmek istiyorum. Şunu ben sadece eklemek istedim. Ahmet abi
Çevre katliamları ile ilgili siz ne düşünüyorsanız biz de aynısını düşünüyoruz. Yani buna ne düşünüyorsunuz dediğiniz için doğrudan ben de cevap veriyorum. Özellikle altın araması, altın ararken doğanın katliamı, yine HES adı altında birçok kaynak suyunun o doğal dengeyi bozacak şekilde kullanılması, yaylaların işte hoyratça imara açılması demiş. Ya bunlara biz nasıl karşı olabiliriz ki? Doğa hele hele bizim Karadeniz memleketimiz, cennet gibi memleketimiz, bozulması halinde hiçbir zaman geri dönüşü olmayacak. Bizler İstanbul'da yaşıyoruz ama bir ayağımız her zaman memlekette. Oraların kirletilmesi, doğanın katledilmesinin bizim olumsuz bir düşüncemizin, yani buna karşı eylem yapanlara destek olma noktasında olumsuz bir yaklaşımımızın olması mümkün değil. Şüphesiz. Ben özellikle kendim de birkaç köşe yazısı yazdığım yerler var. Özellikle ben çevre kirliliğini çok gördüğüm için Karadeniz'e gittiğimde muhakkak bu konu düzelmesi lazım. Kendim bile sanırım bir sene içinde 3 ya da 4 defa yazımda bu konuyu işledim. Yani inanılmaz rahatsız oluyorum. Gidiyorum köylere, şehirlerde biraz daha düzenli. Ama mesela Ordu yöresi için söyleyeyim, tamamı büyük şehir. Köylerde halen daha derelere çöpler dökülüyor. Ve hiçbir köyde çöp konteynerları yok. Hiçbir yerde çöpler toplanmıyor. Belki çok daha önemli şeyler var, yol, su gibi. Ama yol eksikse yapılabilir. Su eksikse getirilebilir. Ama çöp doğayı kirlettiğinde onun geri gelme ihtimali yok. Evet. O yüzden ben hani oluyor. Ahmet abinin söylediklerine biz her türlü, bu tarz bize ulaşan her türlü şeye biz tepkisel anlamda tepkisel yaklaşıyoruz. Ama şunu da altını çizmek lazım. Bu konuların siyasete de alet edilmemesi lazım. Yani belki doğru yapılan bir şeyi de sırf doğaya karşı bir eyleme dönüştürmek adına bir takım siyasi şeylere de alet edilmesine ben karşıyım. Tepkisel kesinlikle davranmak lazım. Çünkü biz o doğanın içinde yaşıyoruz. Birileri orayı kendi çıkarları için kullanıyorsa, kendi menfaati için heba ediyorsa sonuna kadar karşısındayız. Ama öbür taraftan da siyasete de alet edilmemesi lazım. Sen de söyledin. Çağın gerekleri, belli şeyleri gerektiği, yani bunun yapılmasını gerektiriyorsa da, örneğin altının çıkarılması gerekiyorsa bunu çıkaracağız. Ama nedir? Doğaya en az zararla, hiç zarar vermeden. Elektriğe ihtiyacımız var. HES bir zorunluluk ise yapılır. Ama doğal dengeyi bozmadan yapılması lazım. O yüzden Ahmet abicim biz de takip ediyoruz. Merak etmeyin. Buradan zaman zaman sorun olursa da bize ulaşın. Biz her türlü duyuruyu da buradan yaparız. Ben bu arada hazır böyle bir konumuzun dışında bir şey geldiğinde, geçen hafta program sonrasında mesajını okudum. Kumlular Dernek Başkanımız Zeki Ayyalar abimiz bizi mesaj atmıştı. Onu çok sonradan gördüm. Bizlere selam ve saygılarını iletmişti. Abi dedim, görmedim mesajını, kusura bakma. Bence izliyorsa bizi atsın bir mesaj bakalım. Evet, buradan kendisine selam ve saygılarımızı iletiyoruz. Evet, ben hemen bir soru okuyayım Lütfullah'cığım. Selam demiş. Annem rahmetli, babam yaşıyor. 4 oğlan 2 kız. Babam 29 dönüm yerimiz var. Paylaşma için yerleri bir girişimde bulunmuyor. Miras paylaşmak için ne yol takip etmemiz lazım? Adım Hayri demiş Korgan'dan. Hayri Bey'e selamlar gönderelim. Şimdi Hayri Bey, soruyu sormuşsunuz ama izliyorsanız bana hemen şunu yazın. Yerler şu an rahmetli annenin adına mı, yaşayan babanın adına mı? Çünkü ona göre bir yol göstereceğiz. Eğer yerler annenin adına ise burada izleyeceğiniz yol, babanız da yeri paylaştırmıyorsa, İzale-i Şuyu davası yoluyla buradaki yerlerin satılarak miras payına göre
hissenize düşen parayı alarak bu süreci tamamlayabilirsiniz. Ama yerler babanızın adına ise babanız sağ olduğu için miras hukuku devreye girmiyor. O yüzden şu an yapacağınız bir şey yok. Bekleyeceksiniz. Burada aynen taksim yani kullanılan yere göre bir taksim söz konusu olabilir. Fiili kullanım alanları oluşmuş ya da anneden kalan yer miras olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Evet. Bir geride kalan mirasçılar olarak fiili kullanımla ilgili anlaşma yaparak da yine malın paylaşımını yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi anlaşamazsanız her koşulda bunu İzale-i Şuyu davasına taşımanız lazım diyelim. Yani Hayri Bey. Ben bir ekleme yapayım, aynen doğru. Şu sorunun şu kısmında yani herhangi bir girişimde bulunmuyor dediği nokta var ya. Yani orada sevgili izleyicimizin bilmesi noktasında ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Annenizden intikal eden Ali Bey'in de ısrarla söylediği gibi, önemli bahsettiği gibi bir mal durumu söz konusu ise burada artık babanızın paylaştırması gibi bir durum söz konusu değil. Yani burada önce intikal işlemini yapmanız gerekiyor. Bu intikal işlemi için de mirasçılardan herhangi birisinin başvurusuyla bu işlem gerçekleşiyor. Yani onun için veraset ilanını çıkaracaksınız. Vergi dairesinden işik kesme yazılarını alacaksınız. Öncelikli olarak bir kere kendi adınıza tapuları intikal ettireceksiniz. Ondan sonrasında bir sonraki adım zaten Ali Bey'in bahsettiği adım. Evet, sen oradan bir soru okursan Lütullah'cığım. Tamam. Hemen devamında bir soru var. Bakalım. Merhaba Ali Bey ve Lütullah Bey diye başlıyor. Evet. Dün akşamki Cumhurbaşkanı oraya diyorsun değil mi? Evet. Dün akşamki Cumhurbaşkanı'nın açıklamasında dava süresinin kalkacağı, 5 yıl 10 yıl gibi sürelerin olmadığı, zaman aşımı olmayacağı söylendi. Bu konuda bir bilginiz var mı? Kolay gelsin. Evet. Hadi yani sen yarım. Yani zaman aşımının kalkacağı şeklinde değildir de bu kadar değil, sürmeyeceği yönünde. Evet, olabilir. Evet. Yani buyur. Evet. Yani yanlış anlamışsınız diye düşünüyorum. Evet. Yani aslında açıklama tam olarak o değildi. Dava sürelerinin kalkacağı gibi bir kavram yok. Dava sürelerinin kısaltılacağı söylenildi. Burada yani işte uzun yıllar hep programın başında bunu irdeledik. Uzun yıllar süre gelen davalarda bir hedef süre uygulaması getirtildi, zaten yaklaşık bir yıldır var bu süre. Burada daha sıkı bir riayetle uyulması, bunun için gerekli yasal düzenlemelerin yapılması, gerekli kadroların açılması, belki mahkemelerin artırılması, hakimlik kadrolarının artırılması, savcılık kadrolarının artırılması gibi bir takım önlemler alınacaktır diye düşünüyoruz. Ama zaman aşımı noktasında yani bu da davalarla ilgili bir zaman aşımı noktasında bir öngörü değildi. Zaman aşımı başka bir hususla ilgiliydi ama yani davalar, genel olarak davalarla alakalı değildi. Yoksa da hukukumuzda çeşitli haklarla alakalı bir takım zaman aşımı süreleri vardır. Değişken zaman aşımı süreleri vardır. 5 yıldır, 10 yıldır, 1 yıldır, 2 yıldır konunun, hadisenin özelliğine göre değişebiliyor. Bu noktalardaki bir zaman aşımı sürelerinin kalkması durumu değil. Bir mevzu vardı ama şu anda ezberimde değil. Okumuştum. Onlarla ilgili bir takım zaman aşımı sürelerinin kalkacağı söylenmişti ama bu genel olarak sizin de anladığınız anlamda davalarla ilgili bir zaman aşımı süresinin işlemeyeceği noktasındaki bir düzen ya açıklama değil. Zaten öyle değil. Bir şey hukukun genel değildi. Bir şey vardı ama tam hatırımda değil. Bakmam gerek şimdi, yani program içinde ona bakamıyorum. Bir şeyle ilgili zaman aşımının kalktığını söyledi ama neydi o şimdi tam hatırımda değil ama hani seyircimiz şey genel yani. Dava zaman aşımının kalkması gibi bir durum olamaz. Yani tabii, o hukukun ilkeleriyle. Aynen, evrensel ilkeleriyle. Burada zaman aşımının mantığı da şudur. Yani birinin dava açmayla ilgili bir hakkı varsa onu zamanında kullansın. Bireylerin ömür boyu bir dava tehdidi altında kalmasın diye davalara bir zaman aşımı konulur. Tabii. O yüzden evrensel buradaki bir tabii yani zaman aşımının bir hukuk karşılığında bir anlamı, bir manası var. O yüzden onun tamamen kalkması diye bir şey olmaz ama belki dediğin gibi belli şeylerde en azından bir değişiklik olabilir. Yine evet, bir dava var, ben okuyayım. Hayırlı akşamlar. 2016'da iş yerine dava açmış olduğum davada bilirkişiye giden dosyam hala gelmedi. Dosyam Samsun'da bilirkişide, ne kadar bir sürede gelmeli? Burada avukatın bir ihmalkarlığı var mıdır demiş bir tane izleyicimiz. İşte yine klasik. Evet.
sorunlarımızdan bir tanesi. Yani şunu söyleyelim değerli izleyicimize. Tabii dosyaya bilirkişiye dosyanız ne zaman gitti bilmiyoruz. Yani dava 2016'da açılmış ama bilirkişiye yeni gittiyse gelmesi lazım bir sonraki celseye. Normal şartlar altında iş hukukunda dosya bir bilirkişiye gidiyorsa onun bir sonraki celseye gelmesi lazım. Hani çok özel teknik hesaplamayı gerektiren bir durum değilse, yani giriş çıkış çalışma sürelerine göre dosyada zaten deliller var. Bilirkişiye gider, hesaplama yapılır. Orada da kıdeminiz, ihbarınız varsa diğer işçilik haklarınız hesaplanır. Normalde ben bir avukat olarak söyleyeyim. Bunu hesaplamanın süresi bir gündür bu dosya, bu raporu yazmanın iki gündür. Ya bir hafta olsun, 10 gün olsun, katılıyorum. Bazen 3 celse gelmeyin bilirkişi raporları var. Çünkü bilirkişiler dosyaları alıyorlar, yığılıyor. Yığıldığı için yapamıyorlar, geri gönderemiyorlar. İşte böyle soruyu soran izleyicimiz gibi evet, mağduriyetler oluyor. O yüzden yeni gittiyse bir sonraki celseye gelir. Ama 2016'da açılıp da bir sene, iki sene olduysa sanmıyorum o kadar olduğunu. Yani o da başka bir facia o zaman. Yani avukatın ihmalkarlığı noktasında bizim değerlendirmede bulunabilmemiz mümkün değil. Ama şöyle, yani eğer işçilik haklarıyla alakalıysa çok olağan gibi gelmedi. Yani evet, yani yaklaşık 5 yıl geçmiş değil mi? Yani kıdem, ihbar tazminatı noktasında, ama şeyler bazen uzayabiliyor. Sigortalılığın tespiti davaları özellikle çok geçmiş yıllara ilişkinse belki böyle bir dava olabilir mi noktasında bir düşünce sahip oldum. Yoksa özellikle kıdemli, ihbarlı, fazla mesaiydi, bu tip alacaklarınızla alakalı esasında bir hayli fazla zaman geçmiş. Bu noktada davayı takip etmekte bilir kişiyi gerekirse ondan sonra mahkeme kararıyla da birazcık, hani tabiri caizse, sıkıştırmakta, ondan sonra uyarmakta, telefon açmakta, bir kaleme telefon açtırmakta da fayda var. Ben her zaman söylüyorum, dava sizin davanız, davanızı mutlaka takip edin. Ama burada biraz bir olağanın dışına çıkmış bir durumda benim, yani ya öngörüme göre 2016'dan 2021'e Covid sürecine biraz öyle bile bağladığımızda, yani eğer bahsettiğimiz kıdem ihbarsa, ama şeyde, sigortalının tespiti davasındaysa o zaman bir çekince koyuyorum ortaya. Evet. Bundan ibaret. Az önceki bu arada evet. Ara mı? Evet. Daha yeni başladık programa. Bizler, değil mi? Bana da öyle gerçek geldi ama. Gerçek para veriyoruz arkadaşlar. Evet, arayın. Biz vallahi daha yeni başladık gibi. Evet, ben de. O zaman şuna ara mı? Tamam, ara veriyoruz. Değerli izleyicilerimiz, vallahi ben zaman nasıl geçti hiç anlamadım. Sorular var gelenler. Reklamlardan sonra sorularınıza, cevaplarımıza devam edeceğiz. Kısa bir aradan sonra görüşmek üzere. Sena Yapı ile Adalet Terazisi devam edecek. Özlemle başlar yolculuklar. Ardında bıraktığın her an heyecanın artar. Gözlerinin buluştuğu her manzara konuşturur içindeki seni. Ve yaklaşıyorsun, seni sen yapan değerle kucaklaşmaya. Nişanlara mı baktınız? Evet. Onlar evde yok, Ankara'ya gittiler. Teşekkürler. O halde sözün bittiği yerdesin. Sevgiyle verilen hizmetin, sıcak bir tebessümün, kaliteyle sunulan samimi durağı. Ankamar. Biz sizden biriyiz. Biz bir aileyiz.
Allah bir de elbinde daha razı olsun. Allah işlerini nasıl getirsin, yollarını aç geçsin diyorum. Burası iyi ki alanlardan almışız, çok memnunum. Herkesi de alanlara ev almaya, bizlere de komşu olmaya davet ediyoruz. Alanlar inşaat. Alan kazanır. Önce hayal edin ve mükemmeli inceleyin. Karadeniz'in en özel projelerinden biri. Gölevi Çarşı Konakları'nda ikinci etap başladı. Ünye'nin en nezih yerinde sosyal donatıları, bir alışveriş merkezini andıran yapısı ve kafeteryaları, fitness ve spor salonu, açık ve kapalı yüzme havuzu, Türk hamamı ve saunası, sinema ve PlayStation salonu, çocuklara özel geniş oyun alanları, her bağımsız bölüm için kapalı otopark alanları. Tam donanımlı özel güvenliğiyle fark yaratan bu projede yer almak için acele edin. Gölevi Çarşı Konakları. San İnşaat kalitesi ve güvencesiyle. Ordu'da hangi mahallede yaşamak istersiniz? Güzelyalı'da mı? Karşıyaka'da mı? Cumhuriyet Mahallesi'nde mi? Nerede yaşarsanız yaşayın, kaliteden ve konfordan vazgeçmeyin. Günhan Yapı Güzelyalı'da. Yüzme havuzu, kapalı otoparkı ve sosyal alanlarıyla deniz, doğa ve Ordu'nun eşsiz buluşmasını yaşam isteyenler için Dream Garden. Karşıyaka'da şehrin tam ortasında, çevre yolunun hemen yanında. Bölgenin en gözde projesi Prestij Karşıyaka Konutları. Prestij Karşıyaka Konutları Cumhuriyet Mahallesi'nde. Denize 150 metre mesafede, üniversiteye ve havaalanına yakın 1+1, 2+1, 3+1 daireler. Hem yazlık, hem kışlık, hem yatırımlık. Elit Beyaz Konak ikinci etap. Size özel ödeme koşullarıyla istediğiniz yerden ev sahibi olabilirsiniz. Günhan Yapı. Düşlerle gerçeği birleştiren projeler. Kalite ve estetiğin mimarı Adalı Gayrimenkul. Cumhuriyet Mahallesi'nde yatırımlık yeni projesini sizlere sunuyor. Yine Adalı kalitesiyle 2 blok 48 daire, 1+1 53 ve 56 metrekare, 2+1 110 metrekare dubleksten oluşan yine %100 anahtar teslimi. Ücretsiz iç mimarlık hizmetiyle %80 sonrası ürün beğenme opsiyonu. Yerden ısıtma, led taban asmolen döküm, yedek su tankı, kapalı otoparkı. Satış sonrası hizmet güvencesi, 12 ve 18 ay 0 faiz imkanı ile ödeme kolaylığı ve birçok Adalı standardı siz Adalı müşterileri için. Prestiji ön plana çıkaran bu projede yer almak için acele edin. Adalı Gayrimenkul, siz sadece hayal edin. İndirimler, fırsatlar, hiç bitmeyen kampanyalar, avantajlı ürünlerle hizmet sunar kalafatlar. Çeyrek asır tüm orduya gönül verdi kalafatlar. Güler yüzlü personelle emrinizde kalafatlar. Yenilikçi çağdaş market sizi bekler kalafatlar. Yıllar yılı geçse bile bu sevgi bitmez kalafatlar. Altın oran hayatın mihenk taşıdır evlat. O taşı doğru yerde ve en iyi şekilde kullanmalısın. Tamam usta. Görünenin dışında bir gizem saklamalı içinde evlat. Nesiller geçse bile hayatta dimdik duran bir eser olduğunu asırlar sonra yaşayanlar anlamalı. Evet. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nin en nezih yerinde çok özel bir proje Altın Oran. Yaptığın işi gönlünde hissedersen ırmaklar çağlar içinde. Samimiyet, sevgi, mutluluk. Belki de yeni bir başlangıç. Ama çokça heyecan. O sadece bir paket gibi görünse de içinde koca bir dünyayı saklıyor. Hayatınıza anlam katan her şey için koli, kutu ve ambalaj taleplerinizi karşılıyor. Ürünlerinize değer katarak lojistiğinizi kolaylaştırıyoruz.
alanında uzman kadromuzla gelişen dünya teknolojisine ayak uyduran yüksek kapasiteli tesisimizde önemle, özenle, sorumlulukla çalışıyor, tüm Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Hızlı ve ekonomik şartlarda ambalaja ihtiyaç duyacağınız her ürün için hizmetinizdeyiz. Özşahin Ambalaj. Alan Yapı'dan Cumhuriyet Mahallesi'nde beklenen proje Altın Oran. Modern çizgileri, fark yaratan mimarisi, denize yürüme mesafesinde oluşu, nezih konumuyla dikkat çeken proje 3 blok 52 daireden oluşmaktadır. 3 artı 1 125, 135, 150 metrekare, 2 artı 1 100 metrekare ve özel bahçeli daire seçenekleriyle çocuk oyun alanları, kamelya ve oturma alanları, yüzme havuzu, spor sahası, her daireye özel yarı kapalı otoparkı, yerden ısıtma sistemi ve sayamadığımız birçok özelliğiyle eşsiz bir yaşam alanı Altın Oran. Kaliteli malzeme, özenli işçilik. Kısacası alan yapı kalitesi ve güvencesiyle Altın Oran siz değerli müşterilerini bekliyor. Ile Adalet Terazisi devam ediyor. Evet değerli izleyicilerimiz, kısa bir aradan sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. Onlarca sorumuz gelmiş, sorular gelmeye devam ediyor. Lütfullah'cığım hemen bence sorulara geçelim, sonra izleyicilerimiz bize kızmasın. Ben reklam arasına gitmeden önce bir soru vardı, tam onu söyleyecektim. Reklam arasına gittik. Az önce cevapladığımız bir soru vardı, Hayri Bey'in sorusu, Korgan'dan yazıyorum diye. Biz hani anne ölmüş olabilir, baba sağ olabilir, hangisi olduğunu bilmiyoruz. Ali Bey Hayri demiş, babam yaşlı, yaşıyor, sağ, tapuların hepsi babamın adına kayıtlı. Tamam. Biz annenin adına gibi biraz cevap vermiştik. Kayıtlı demiş, ben ölünce ölçüp biçip paylaşırsınız demiş. Şu an kız kardeşim bakıyor, 3 tane emekli maaşı alıyor babam demiş. Şimdi burada Hayri Bey şunu söyleyelim, baba sağ olduğu için bir kere miras hukuku devreye girmiyor. Babaya Allah uzun ömürler versin, Allah sağlık sıhhat versin, babanın vefatından sonra ancak bu yerleri paylaşabilirsiniz. Bunu size paylaşım hakkını sağlayacak herhangi bir dava çeşidi yok. Bunun herhangi bir yöntemi yok. Baba ne diyorsa odur. Mal onundur. Hatta burada size mal bırakmak zorunda bile değil. İhtiyacı varsa satabilir. Tabii gerçek satıştan bahsediyorum. Dolayısıyla babanız sağ, size yer vermek zorunda değil. Bunu bu şekilde ifade edelim. Yine altına bir soru daha yazmış. Madem Hayri Bey'in sorusunu okuduk. Bir de şöyle bir sorunumuz var. Korgan Köy var demiş. Köyde 4 haneyiz. Evlere araçla yağmurlu ve ıslak havada çıkamıyoruz. Çok bayır. Korgan Belediyesi'ne, fen işlerine müracaat ettik. Bir türlü buraya beton yol attıramadık. Mağduruz. Kim bu konuda bizim yolumuzu yapar? Mobilyetim var. İnerken yoldan kayıp düşüyorum. Araçla evin yanına çıkamıyoruz. Islak olunca demiş. Teşekkür ederim. Hayırlı yayınlar. Korgan Karakış'ta köyü demiş. Yani buradan burada bir olduk. Ben o zaman Tuncay Kiraz başkanımıza Karakışla köyünden Hayri Bey'in adına sesleniyorum. Başkanım yolu yap. Yollar çamurmuş. Havalar yağdığında, yağmurlu olduğunda çıkamıyorlarmış. Senin korganlara hizmetini biliyoruz. Buradan bir izleyicimizin soru sormuş. Devamında da bunu demiş.
en azından sana ulaştıralım. Tuncay Başkanımız da evet, çok değerli. Benim de yıllardır tanıdığım sivil toplum örgütleri içerisinde birlikte oradan koşturduğumuz, evet, benim çok değer verdiğim bir abimizdir. Korganlılar için, ordular için canla başla mücadele ediyor. Allah ondan razı olsun. Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. Tuncay Başkanım bu konuyla ilgilenecektir diyelim. Ben bir soru alayım. Evet, buyur. Videolu bir soru ama yani videosunu bakmıyorum. Selam, hayırlı akşamlar. Ben Murat Sakız. Hocam, benim binanın son dubleks katta imar planı sonrası plan tadilatı yapılarak imar dışı uygulama yapılıp ortak kullanım alanına işgaline demir kapı yapılmış. Deprem, yangın, doğal afet halinde tahliye alanı kapatılmış. Bu kapıyı nasıl kaldırtabilirim? Cevaplarsanız duacınız olurum demiş. Murat Bey, hayırlı akşamlar. Şimdi tabii burada binanın ortak alanına yapılmış olan bir demir kapı esasında bizim mevzuatta ortak alan tüm kat maliklerinin adı üstünde eşit kullanım hakkına haiz olduğu bir alandır. Buranın kapatılması veyahut işte kendine özgülenmesi durumu her halükarda yasal mevzuata aykırı bir durumdur. Böyle bir durumda kat maliklerinin bu noktalarda menü müdahale davası dediğimiz el atmanın önlenmesi veya Türkçesi el atmanın önlenmesi davası açma hakkına sahiptir. Burada yapacağınız iş en kısa zamanda el atmanın önlenmesi davası açıp buradan eski hale iade istemeyelim. Mahkeme, evet, bilirkişi marifetiyle girip ölçüp biçip bunun ortak alanı olduğu ve projesinde olmadığı tespitinde bulunduğu zaman buranın tekrardan yıkılıp orijinal hali, eski hali Ali Bey'in de dediği gibi getirilmesi noktasında karar verecektir. Sulh Hukuk Mahkemesi'nde dava açmanızı öneririm. Evet, muhakkak netice alırız. Bir telefonumuz varmış herhalde. Alo. Alo. Buyurun. İyi yayınlar. Tuncay Kiraz'dan. Evet. Başkanım. biz izlediğinizi bilmiyorduk ama sesinizi duyduk. Çok mutlu olduk. İyi akşamlar. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Ben iyi yayınlar diyorum. Gerçekten orada her biri birbirinden değerli. Dostlarımı ekrandan da görmek, onların sesini duymak bizim için güzel ama bir de onlar da bizim sesimizi duysun diye bağlandık. Ben size tebrik ediyorum. Güzel bir program oluyor. Doyurucu bir program oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Dostlarımızı gerçekten kat mülkiyeti kanununda hukukan sıkıntılar doğrultusunda hem de Tutulmaz Bey hem de birlikte uzun yıllar çalıştığınız kıymetli Ali Başkanım, Ali Çelik gerçekten ordular için her iki dostumuz da kıymetlidir ama benim için Ali Çelik tabii daha estağfurullah başkanım. Birlikte mesai harcadığımız, birlikte Dernekler Federasyonu'nda görev yaptığımız, birlikte masanın etraflarında, evet, ordular için, hemşerilerim için hemşerilerimizi bir tık daha üstte taşırız diye çok gayretlerimiz oldu. Evet. Ama hukuken görüyorum ki çok güzel doyurucu bilgiler veriyorsunuz. Ben bunun için sizlere tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Ekranlarda BB52 ekranlarının da sahip olan İsa Akçay dostumuzdan gerçekten sizlere böyle ekranlara yer verdiği için, ekranlarda yer, evet, verdiği için ayrıyetten mutlu oldum. Onlara da buradan teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah adalet terazisinde iyi bir şekilde aktarılsınız diye düşünüyorum. Başkanım, vallahi çok teşekkür ediyoruz. İnanın sesinizi duyduk. Şu an mutluluğumu tarif edemem. Ben izlediğinizi de hani aslında bilmiyorduk ama hani size olan sevgimiz, muhabbetimiz az önce siz de söylediniz. Hani değeri yok. Gerçekten çok koşturduk, evet, Tuncay Başkanım'la. Biz hakikaten gönlü, yüreği böyle ordu sevdasıyla, memleket sevdasıyla yanıp tutuşan bir abimiz. Başkanımız, başkanım hizmetlerini de görüyoruz, takip ediyoruz. Biz de buradan Karakışla köyünden bir izleyicimizin yollar çamur, yağmur yağdığında gidemiyor deyince aslında hani sesini herhalde duyurmamızı istedi. Ben yani tamamıyla doğaçlamayla ifade ettim. Belki okumayabilirdik bunu. Ama sizin sesinizi duyduk. Çok memnun olduk. Hizmetleriniz için, Korgan'a, hemşerilerimize hizmetleriniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Amin. Başkanım. Ben sizler aracınızla olsa Karakışlı hemşerilerimiz, yani gerçekten benim de hemen sınır köyüm, arazilerimizin olduğu Karakışlı hemşerilerimiz gerçekten gönlü ve yüreği güzel insandır. Ama o gönlü yüreği güzel dostlarımızın biz yollarını, hele hele sizler de aracı olduktan sonra asla çamurlu bırakmayız.
Karakışta mahallemizde 2 kilometre, büyükşehirimizin yapacağı yol 2 kilometrede bizim yapacağımız beton yol programımız var. Tam yerini belirtirlerse bize ulaşırlarsa sizler aracınız ile tamam, aracınızla biz oraya inşallah havada bırakmayız, gerekeni yaparız. İki nokta, birisi Merkez Caddesi, birisi de eski muhtarımızın olduğu caddemizin yer kredilen o alanda ve cami etrafında çalışmalarımız olacak. Eminim aynen gelen noktaya rast geliyordur. Gelmezse bile oradaki Fen İşleri Müdürümüzü, ekibimizi gönderip neresi olduğunu baktırır. İnşallah çözüm noktasında, şunu söyledik hep biliyorsun, sorun üreten bir belediye başkanı değil, sorun çözen bir belediye başkanı olacağız dedik. O anlamda inşallah o çözümde çözeriz. Sizler de vesile olmuş olursunuzdur. Vatandaş da inşallah memnun olur. İnşallah başkanım. Siz zaten buradan şu an sizleri de izliyordur izleyicimiz muhtemelen. Bir şeyi organize etsek bu kadar güzel olmaz. Bu kadar denk gelmezdi. O yüzden biz sizlerin zaten halka hizmeti, hakka hizmet zihniyetiyle yaptığınızı biliyoruz. Oranın da en kısa zamanda yapılacağına inanıyoruz. Teşekkür ediyoruz sevgili başkanım. Çok teşekkür başkanım. Ediyoruz. Allah razı olsun. Ben de çok teşekkür ediyorum Lütfullah Bey. Sizlere de bol seyircili, güzel, doyurucu bilgilerle vatandaşımızı doğru yolda yönlendirirsiniz. Adalet terazisini en iyi şekilde sunacağınızı biliyorum. Gerçekten hem de Ali Başkanım'ın hem de Ordu'daki, İstanbul'daki orduluların benim üzerimde çok emeği olduğunu biliyorum. Ne zaman ne derlerse her zaman emirlerindeyiz. Ama siz değerli dostlarımızı Korgan'da misafir etmek arzu ederim, isterim. Bir programda Korgan'dan, Adalet Terazisi'ni Korgan'dan yayınını yapmanızı İnşallah başkanım. Arzu ederim. Bundan da mutlu olduğumu ifade etmek isterim. İnşallah. Çok teşekkür İnşallah. Ediyoruz başkanım. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyoruz. İyi yayınlar diliyoruz size de. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın başkanım. Sağ olun. İyi yayınlar. Vallahi çok güzel oldu. Evet. Şimdi tabii dedim ya Tüncay başkanımız evet. Hani bizim için yeri özel. O da takip ediyormuş. Anında hemen vatandaşın sorunuyla, sıkıntısıyla anında ilgilendi. Başkanım bu arada yer neresi diye sormuştu. Hayrettin Bey soruyu soran. Hayrettin Ese ailesinin ev yanı demiş. Tamam, yani bunu da tarif odur yani. Ya değerli izleyicilerimiz hani telefon şeye dönmesin, belediye başkanlarına ulaşamayanların programına dönmesin diye çok detaya girmeyeceğim ama madem buraya kadar geldik, Karakışlı Camisi'nin yukarısında Hayrettin Ese'nin evinin oraymış. Şimdi ben tekrar başkanımıza teşekkür ediyoruz. Yani güzel de ya mutlu oldum işin açıkçası aramasına. Evet, sesini duymak. Sesini de duymak güzel oldu. Ben bayağıdır da evet, şey yapamamıştım. Ya söylüyorum. Hakikaten halkın adamıdır Tüncay başkanımız. Evet. Allah razı olsun. Biz onu canı gönülden. Şimdi pandemi araya girmese burada çeşitli toplantılar oluyor. Tabii görüşüyorduk ama. Görüşüyorduk ama ben de bayağı uzun zamandır. Ama başkanımız dedi kendisini. Ki Adalet Terazisi programını bir hafta Korgan'da yapın vallahi dedi. Valla bize uyar. Biz TV52 İsa abiyle de bir görüşelim de. Böyle bir bizde turneye mi çıksak? Hep yani? Sanatçılar mı gezecek abi? Sanatçılar geziyor. Yani. Efendim STK'cılar geziyor. Kimler geziyor? Gazeteciler, basın geziyor. Biz de taşırız adaletin terazisi. Elimizde zaten. Vallahi kim nereye çağırıyorsa ya. Gideriz. Başkanımızın davetini kabul ediyoruz. Evet. Lütfullah'cığım sorulara devam dönelim. Edelim. Evet. Hayırlı akşamlar diye başlayan bir soru var. İstiyorsan sen oku. Hayırlı akşamlar. Adli bir konuda yardım isteyecektim. Evet. Ordu'nun yerel bir marketi. İsmini söylemiş, zikretmeyeyim. Evet aman. Reklama girmesin. Son ay içerisinde işveren tazminatsız ihbar sız işten çıkarıyor ve böyle yaparak işçilerin haklarını bilmedikleri için imza atanlar oldu. Bu işten çıkartma yasak iken işten çıkarıyorlar ve yaptıkları sebep ise markette tutmuş olduğu asılsız tutanaklar, yüz kızartıcı bir hareket olmadığı sürece işten çıkarılmamalı, işten çıkarılmamalı. İmza atanlar tekrardan telafi edebilirler mi? Toplamda 8 veya 10 personelin işine son verildi diyor Ali Bey. Evet. Yani bir markette bu dönemde yani bu pandemi döneminde bir işten çıkarılma durumu söz konusu. İmza attırmışlar. Asılsız tutanaklar, yüz kızartıcı bir hareket herhalde iddiası var. Bu noktada bir seyircimizin sorusu var. Ya şunu söyleyeyim. Burada birincisi tazminatsız, ihbarsız işten çıkartıldı. Böyle yaparak işçiler haklarını bilmedikleri için imza attılar diyor. Bir kere
işçiler haklarını bilecek, bilmeliler. Ben hakkımı bilmeden imza attım şeklinde bir şeyi hukuk kabul etmiyor. Tabii ki imzalattık dedikleri evraklar nelerdir? Bizim tabii onun hukuki nitelemesini yapabilmemiz için aslında o evrakları görmek gerekir. Ama burada bir istifa dilekçesi imzalatıldıysa onun da Yargıtay'ın kriterlerine uygun olması lazım. Örneğin haklı bir gerekçe olması lazım. Makul bir gerekçe olması lazım. Yargıtay düz, boş, hiçbir gerekçeye dayanmayan bir istifanın işveren tarafından her zaman alınabileceğini düşündüğü için kabul etmeyebiliyor. Örneğin böyle bir istifa alındıysa evrak imzalatsalar da geçersiz olabilir. Rakam yazmayan ibraname. Evet, rakam yazmayan bir ibraname, soyut içerikli, somut bir sebebe dayanmayan ibranameleri, istifaları Yargıtay kabul etmeyebilir. Dolayısıyla yani imza atmasalar da ama atmalarına rağmen bu evrakları görmek lazım nitelemeyi tam yapabilmek için. Yine burada izleyicimiz soruyor ve yaptıkları diyor sebep ise diyor markette tutmuş oldukları asılsız tutanaklar yüz kızartıcı bir hareket olmadığı sürece işten çıkarılmamıza işte attılar tekrardan telafi edilebilir mi? Şimdi yüz kızartıcı bir şey yokken hakkınızda sadece tutanak tutmaları yetmiyor. İş hukukuna göre özellikle Yargıtay'ın yerleşmiş içtihatlarına göre işveren sizinle ilgili bir tutanak tutmuş olsa bile sizden bununla ilgili bir savunma alması gerekmektedir. Çünkü belki işverenin tuttuğu o tutanaktaki konular gerçek olmayabilir. İşçinin bir haklı gerekçesi olabilir, bilmiyoruz. Dolayısıyla zaten bu tutanak prosedürünün tamamlanması, işçinin savunmasının alınmış olması, savunma alındıktan sonra da değerlendirmeye tabi tutularak işçiye bu kararın tebliğ edilmesi gerekiyor. Dolayısıyla ya ben tutanak tuttum, yüz kızartıcı iş, hurra atıyorum. Ya bir kere Yargıtay bu uygulamayı doğru bulmuyor. Haklı bulmuyor. Ancak çok bariz şeylerin olması lazım. Ya da işçi savunma vermiyor olması lazım. O zaman imzadan imtina etmesi lazım. Dolayısıyla yani bu çok sizin sorunuzda sorduğunuz gibi tek taraflı işverenin dediği olacak şeklinde değil. Orada işçi de gerekli haklarını kullanabilmeli. Kaldı ki böyle bir prosedür uygulandı ise de sizi de işten çıkardılar ise dava konusu yapın. Arabulucuya başvurun. Devamında da dava için noktasında mesela işe iade davası durumu söz konusu olabilir mi? Belki o nasıl telafisi dedi? Telafisi var mıdır diye sormuş da. Neyin telafisi var? Yani bu işten çıkarmaların telafisi var mıdır gibisinden. Hayır yani öyle bir işten yani, iş akdinin fesi biliyorsun. Tek iş taraf iş iade davaları noktasında belki bir. Tabii şimdi orada şu yani var. Telafi değil telafi de benim aklıma değil o de, geldi yani. Açıkçası. Orada değerli izleyicimiz şunu söyleyelim size. İsim yazmadığı için ismen hitap edemiyorum ama telafisi diye bir şey yok. İş akdi öyle bir akittir ki feshedildiğinde geri dönülmez şekilde hüküm ifade eder. Yani iş akdini feshettim sonra vazgeçiyorum olmaz. Feshettiyse feshetmiştir. Buradan sonraki sonuçlar sizin haklarınızı taleple ilgili olanlardır. O da işe iade davası açabilirsiniz ama bunun için kriter biliyorsun 30'dan fazla işçi çalışan bir yer ve 6 aydan fazla çalışıyor iş yerinde kıdeminin olması gerekiyor. Bu kriterler yoksa işe iade açamaz. Bunun dışında yıllardır orada çalışıyorsa yani bir yılı aşmışsa 30'dan az işçi de çalışıyorsa haklarını yani kıdem, ihbar haksız çıkarıldığını düşündüğü için ya da diğer işçilik hakları varsa fazla mesaisi kullanılmayan izin hakkı varsa Adnan Bey'miş ismi bir taraftan da yazıyor izleyicimiz. Yani onu ben bu hakları kullanabilirsiniz ama yani telafisi diye bir şey yok. Ya telafi derken kastı bu ben onu o yüzden açmanı istedim birazcık. Yani belki işe iade davası noktasında. Bu arada şey demiş, ben işten çıkarmak yasak iken çıkarıldığımı söylemiş. Adnan Bey şunu da söyleyelim. İş kanununa göre tabii ki işverenin sizi her zaman işten çıkarma hakkı var. Sadece Covid kapsamında işçi çıkış yasağıyla ilgili bir düzenleme var. 17 Nisan'a kadar devam ediyor. Evet işten çıkarması yasak ama o düzenlemedeki istisna 25'e 2 dediğimiz iş kanunu. İşverenin haklı nedenle feshi halinde iş akdini feshedebilir. Yasağa takılmıyor. Bir de istifa olursa yasağa. Hatta biz buna ikaleyi de uyguluyoruz biliyorsun. O konuda biraz tartışmalı.
Şimdi burada işçi sırf sizi işten çıkarmak için, yani 25'i 2'ye girsin diye haklı neden diyebilir. Yani bunu işverenler uyguluyorlar. Yani oradaki işçi çıkış yasağını aşmak için. Aşmak aslında için. Kanuna karşı hile diyebiliriz. Eğer böyle bir durum varsa siz zaten iş mahkemesine dava açarak 30'dan fazla işçi çalışıyorsa işe iade, 30'dan az işçi çalışıyorsa varsa dediğim gibi işçilik hakları ile ilgili dava açabilir Adnan Bey. Peki. Bir sorumuz daha var. İyi yayınlar. Baba ölümünden sonra kadastro geçti köyümüzden. 13 sene oluyor kadastro geçeli. Taşınmaz araziler erkek kardeşler olarak bizlerin adına kesildi. Bu arazilere erkek kardeşler olarak tapularda ismimiz yok. Ancak kız kardeşlerin isimleri var. Ne imza veriyor ne de alıyoruz diyorlar. Ne yapmamız gerek? Bir de taşınmaz arazi kaç dönümden aşağısı bölünmüyor? Bizleri aydınlatır mısınız? Kumru'dan Mehmet Ali Kırelli teşekkürler demiş. Ben sorunun şu kısmını tam anlayamadım. Beraber istiyorsan bir şey yapalım. Nereye? Kadastro geçmiş 13 sene önce. Evet. Araziler kardeşler olarak bizlerin adına kesildi. Bu arazilere erkek kardeşler olarak tapularda ismimiz yok demiş. Şimdi şöyle, kadastro geçtikten sonra tapu çıkmış gibi algılıyorum. Tam tapu çıkmış. Ben de öyle anlıyorum. Yani ya tapu çıktıysa 10 yıl geçtiyse yapacak bir şey yok. Şey demiş. Yani hani kadastro geçeli taşınmaz arazi erkek kardeş olarak bizlerin adına kesildi dediği kastı o yani. Hayır, ama orada şöyle bir şey var. Bu kadastro geçerken zilyetlik durumuna göre tamam. Kadastro orada isim yazabiliyor. Ama tapu çıkması başka bir şey. İşte ben hani bizlerin adına kesildi deyince herhalde dedim tapu çıktıysa o zaman yani istiyorsan iki ihtimale göre cevap verme. Yani erkek kardeşler olarak tapularda ismimiz yok, ancak kız kardeşlerin isimleri var. Bak ama tapu dediği kadastro tespitinde isim olabilir. Tapu değil. Diyelim ki öyle. Ya mesela şöyle, yani ben yine hani kendimden örnek vereyim. Benim işte memlekette aynı bölge olduğu için yerim var. Şimdi kadastroya gitsen zilyetlik bende, kadastroya gittiğinde benim adım çıkar. Ya da annemin adı çıkar, benim değil mi de annemin adı çıkar ama tapumuz yok. Ya mesele o. Yarın 2B kapsamında yerlerin zilyetlerine verilmeye kalktığında işte o kadastro tespitinin adı yazılanlara verilecek. Kadastro tespiti tutarak yani o satış hakkı onlara verilecek. Şimdi o yüzden burada tapu çıktıysa Atalan Üsküdar'a geçmiş. Çünkü 13 yıl olmuş. Tapunun çıkmadığı varsa zaman 10 yıllık zaman aşımı var. Kadastro tespiti sonrası tapu çıkan yerlerde 10 yıllık zaman aşımı var. Hak düşürücü bir zaman aşımı evet, süresi 13 yıl geçtiği için evet, zaten. 13 yıl geçtiği için burada dava açamazsınız. Tapu var kızların adına tapu diye hemen cevap. Tapu var kızlar demişim. Ama evet. O zaman yapacak bir şey yok. Yani tahmin ettiğim gibi. Yani orada kesildi lafından tapuların olduğu anlamını ben çıkarttım. Evet, yani Kumru'dan hemşerimiz Ali Bey kadastro tespitinden sonra askıdaki süreler dolup tapu çıktıktan sonra 10 yıllık hak düşürücü zaman aşımı var. Bu süre dolduktan sonra maalesef dava açamıyorsunuz. Yani bu konuyu hatta zaman zaman burada da konuştuk. Evet, bu düzenlemeyi de eleştirdik hatta. Yani işte biz ordu nüfusu için konuşayım. Yani nüfusun orduda yaşayanı kadar burada nüfusumuz var. Hatta daha fazla. Memleketteki tapu kadastro çalışmasından haberimiz yok. Muhtar orada. Muhtemelen burada köye kızların geliyor. Adına çıkmış herhalde. Tabii. Kızlar orada. Erkekler burada. Aynen herhalde öyle yani. Belki hepsi de burada ya, onu bilmiyoruz. İnsanlar haliyle kimse, biz de hiçbirimiz yani ikimiz de avukatız. Yani sen memlekete Kabadüz'e gidip, bilmiyorum tabii yer var mı da, tapuya gidip bakıyor musun yani? Yani bizim tapusuz arazimiz yok. Bizim orada böyle bir şey yok. 2B yok yani. Yani benim baba toprağa duruyor, ben daha orduluyum o zaman. Bizim hiç 2B'lik yerim. Yani Kabadüz'de ben. Ha, bizim yer de tabii 2B'de yani, onu da söyleyeyim yani. Hani yerimiz var derken. Yani o yüzden tapu çıkmışsa hani hangimiz gidip memlekete kontrol ediyoruz ki, biri bizim yeri alıp satsa haberimiz yok. İnan doğru. Ya doğru, o yüzden evet. İzleyicimizin aslında mağduriyetini anlıyoruz. Burada bu kadastro çalışmalarında hatta daha faciaları var. Yanlış yazılan yerler var. Ahmet'in yeri Mehmet'e yazılmış şeklinde var, evet. Gelen sorular var. Ama fark etmemiş adam Almanya'da yaşıyor ama süre doldu mu gidiyor maalesef. O yüzden Ali Bey çok fazla yapacak bir şey yok. Evet. Hatta bir izleyicimiz varmış herhalde. Alo. Sen alıştırsın. Alo. İyi akşamlar efendim. İyi yayınlar. İyi yayınlar, buyurun. Efendim az önce benim soruyu gündeme aldınız, açıkladınız ama biz tabii ki herhalde yanlış yazdık. Ben onu demek istememiştim. Durum şu efendim.
Evet, Ali Bey mi? Evet, Ali Mehmet Ali Kıyerli. Evet, buyurun Mehmet Ali Bey. Şimdi efendim, Gadastra, babam öldükten sonra köyümüzden Gadastra geçti. Evet. Bu Gadastra geçtikten sonra bu parseller biz 7 kardeşiz. 4 tane kardeşlerin adına bu yerler yazıldı, taksimat edildi. Bu mesela ben Mehmet Ali Kırerli, burada benim 3 tane de kız kardeşimin ismi geçiyor. Yalnız erkeklerin ismi geçmiyor. Yerleri böldük biz. Ondan sonra Gadastra geçti. Erkeklerin adına bu tapular kesildi. Evet. Şimdi de benim de burada diğer 4 tane erkek kardeşler de ben de içinde dahil olmak şartıyla biz de parseller az. 3,5 dönüm bir parçam var. 4 dönüm bir parçam var. 800 metre bir parçam var. Diğer kardeşlerin de öyle. Diğer 4 kardeşlerin de 3 tane kızların ismi yazılı. Biz bu kız kardeşlerimizi razı edemiyoruz. Diyor, biz diyor, hani bu yerleri bölemiyoruz. Nasıl bölelim? Hepimizde de hisseleri var. Sizi razı edelim diyorlar. Yok, biz ne veririz ne alırız. Biz bunu mahkeme yoluyla bu işi çözebilir miyiz? Siz bunu konudan bizi aydınlatır mısınız efendim? Şimdi Mehmet Ali Bey. Efendim. Valla aslında anlattınız, biraz anladım ama şeyi anlayamadım. Şu an hepinizin adına tapulu yer var mı? Ben onu anlayamadım. Hepimizin adına tapulu yerimiz var efendim. 4 tane kardeş, erkek kardeşlerin adına, hepimizin adına tapulu yeri var. Bir de 3 kız diyorsun, onlar? Onlar da her birimizde isimleri geçiyor. Tamam, yani demek istediğim şu, mesela 3,5 dönüm yerim var. Orada siz 7 kardeşin adı geçiyor. Öyle değil mi? Hayır. Erkeklerin ismi geçmiyor. Kızların ismi geçiyor sadece. Peki nasıl oldu o? Yani nasıl kızların adı geçiyor? Tapu kadastroya geçerken mi yazmış onları? Tapu kadastroya geçerken kızların ismi de bize, biz kadastroya geçmeden önce arazilerimizi bölmüştük. Anladım. Böldükten sonra burası Yüksel'in, burası Avni'nin, Ahmet'in neyse burada da bizim içimize kızları da dahil olmuş. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ben şimdi anladım mevzuyu. Yine kendimden örnek vereceğim. Aynı şey bizde de var çünkü. Yani bu oradaki 10 yıllık süreyi geçirirseniz, ki geçirmişsiniz anladığım kadarıyla. Yine, geçti efendim, geçti. İşte Mehmet Ali Bey, yine yapacak bir şey yok. Çünkü aslında buradaki konu şu. Kadastro geçerken size düşen yere kadastro zilyetlik yazmış. Orman alanı yazdı mesela. Tapu vermiyor. Ama tapu kız... var efendim. Hayır ya, ya bir dakika, şunu diyorum. Kızların adına olan yerin tapusu çıkmış. Kızların adına olan yerin. Doğru mu? Erkeklerin adına olan yerin tapusu çıkmamış. Doğru mu? Hayır bak. Şimdi efendim öyle diye bak. Erkekler, ben şimdi Mehmet Ali Kırel'de benim tapum var. İçinde de 3 tane kız kardeşim var. Bunları, bu parçalar az. Bölemiyorum. Şu anda kanunda kaç dönümden aşağısı bölünmüyor. Bunu demek istedim. O zaman izale-i şuyu yöntemini kullanacaksınız Mehmet Ali Bey. Yani anladım. Müşterek hisseli bir yer var. Kızlar anlaşamıyoruz. Kızlar çıkmıyor diyorsunuz. Aynen doğru efendim. Tamam. Parçalar da ufak yani. 4 dönüm, 5 dönüm. Önemli değil. Ufaklığı büyüklüğü. Ben kadastro dediğiniz için, 13 yıl dediğiniz için biz kadastrodaki zaman aşımına takılıyoruz. Tamam, soru o. O zaman burada bakın, elinizdeki tapusu olan yerde senle birlikte 3 kız kardeşiniz varsa yapacağınız şey, anlaşamıyorsanız, bunları çıkaramıyorsanız, izale-i şuyu davası. Ne demek? Ortaklığın giderilmesi davası açıyorsunuz. Bu davanın sonunda sizde fiili bir paylaşım söz konusu olmadığı için malın tamamı bilir kişinin takdir etmiş olduğu kıymet üzerinden satışa çıkıyor. Burada parası paylaştırılıyor. Kaça satıldı? 100 liraya. Kaç hissedar var burada? 4 hissedar. Herkes kendi payını alıyor ve mal bu şekilde izale-i şuyu davasının sonunda, ortaklığın giderilmesi davasının sonunda satılmış oluyor. Yöntemi bu. Bunun dışında hiçbir yöntemi yok. Kurtulamazsınız. Hani dava konusunda bu işi çözerim diyorsunuz yani. Tabii ki, bakın izale-i şuyu diyorum. Ortaklığın giderilmesi davasıyla müşterek hisseli bir yeri siz satışını yapıp, hatta ihaleye kendiniz de girebilirsiniz, üçüncü şahıslar da girebilirsiniz. Parası olan girer, ihaleyi alır, diğer ortakların parasını öder, onları gönderir. Bunun başka hiçbir çözümü yok. Yöntem bu. Mehmet Ali. Evet. Bir de şunu diyeceğim. Yani sizlere... Tabii ki, buyurun.
Bizim efendim şöyle bir durum var. Şimdi bizim bir köylü adına dönümleri yüksek gösteriliyor veya da bilmem ne. Şimdi rayiç bedeninden buna bir fiyat biçilecek acaba? Onu şöyle demesi. Tabii ki bilir kişi geliyor o günkü yani hatta İzale-i Şu davasında şöyle bir şey de var. Bir davada kıymet takdiri yapılıyor. Bir de satış yapılmadan önce icra satış memuru kendisi kıymet takdiri yapıyor. Dolayısıyla o günkü reel piyasa fiyatı neyse ona göre gidecektir fiyat. Yani bu sene ya kıymet takdirini yaptık 3 sene sonra satılmayacak. Satılmadan hatta 6 ay gibi bir süre var orada. 6 ay içinde yapılmış bir kıymet takdiri raporuna göre satışı yapılacak. Raiç değer, piyasa fiyatı yalnız tapudaki raiç değer değil. Gerçek raiç değer üzerinden gidecek. Durum bu. Duyuyor musunuz? Duydum efendim, duyuyorum. Duyuyorum efendim. Sorunuzun devamı varsa ya da sormak istediğiniz bir şey varsa alayım ben. Sormak istediğim şu efendim, bizim duyduğumuza göre 5 dönümden aşağısı taksimat olmuyor diye yöneliyordu. Bu durumda bilgi verir misiniz? Yani şöyle, eğer satışıyla ilgili satış yasağı varsa ki biz böyle bir durumda, ya biz değil icra dairesi böyle bir durumda ilçe tarıma, belediyeye yazılar yazıyor. Eğer oradan gelen yazılarda burası tarım alanı içerisinde bölünemez büyüklükte bir yer var yer diyorsa o zaman bu işlemi yapamıyorsunuz. Çünkü satılabilmesi için o söylediğiniz, ben tabii o bölgeyi bilmiyorum, işte 5 dönüm diyorsunuz. Eğer satılamazsa bununla ilgili kurumlara icra dairesi yazı yazıyor. O zaman satışı yapamıyorsunuz. Hatta bununla ilgili gelen yazıda açıkça diyor ki bu bölünemez tarım arazisidir, icrai satış yapılamaz diye yazabiliyorlar. Benim bilgim bu yönde, ekleyeceğim bir şey var. Arazinin tamamı noktasında. Tabii arazinin tamamı 5 dönümün altında ise satışı yapılamaz gibi, araziler bölünmesin diye sattırmıyorlar. Bu tarz uygulamalar var ama hani sizin olduğunuz yerde varsa buna takılabilirsiniz. O zaman onu da ifade edelim. Tamam efendim. Şimdi benim adamı, benim şimdi kullanmış olduğum yer bu. Benim yerimi ben Ali olarak, Mehmet olarak bunu alıcı değil, alamaz ki. Herhalde bunu ben alacağım. Bu... Yok, şöyle satış olursa, İzale-i Şuyu davasına eğer konu olup satış olursa, satışın sonunda herkes girip alabilir. Sizin sadece hissedar olarak, müşterek hissedar olarak girmeniz halinde bir takım yasal avantajlarınız var. Örneğin kendi payınıza düşen parayı nakden yatırmıyorsunuz. Satış bedeline, kendi payınıza tekabül eden kısmı yatırmıyorsunuz. Yoksa bunun dışında üçüncü şahıslar da bu ihaleye girebilir, alabilir. Çünkü bu bir paydaşlar arası satış değil, ilan yoluyla, açık artırma yoluyla satış olduğu için herkes o ihaleye girebilir. Teşekkür ederim efendim. Biz teşekkür ediyoruz Mehmet Ali Bey. Kumru'ya selamlarımızı gönderelim. Aleyküm selam, kolay gelsin. İyi yayınlar. Sağ olun, hoşçakalın. Evet. Yani o satış noktasında yine bir bakmak gerek ama hani bölünme noktasında tamam mı? Yok şöyle. Bölünemez şey tarım arazileri alanları bölünmede var. Bölünmede mutabıkız yani ama satılma, yani küllüğün satımı bir dönem. Şöyle bir icra dairesi yazıyor. Komple satılması noktasında. Bununla ilgili şöyle Lütfullah'cığım, ben mesleki olarak da bu tarz dosyalarım olduğu için gördüm bunu. Hatta biz de dedik ya ne alaka, niye satılamasın falan. O arazi örneğin 5 normal satışlar eyvallah doğru ama tarımsal satışlar 5 icraen satışlar. Satamıyor, yazı var. Hı. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey dedik. Şey yazı yazıyor ilçe tarım. O bölgede tamam, hangi doğru kurumsa diyor ki icraî satışa konu olamaz. Şöyle düşün mesela 5 pars yani 5 dönümlük bir yer parselin içinde oradaki 3 dönümü sattırmıyor. Çünkü böldürmüyor arsayı. Yani ben bununla ilgili hayır bunlar parselin tamamını satmayacaklar İzale-i Şuyu'da. Ama işte 5 dönümün altı satış yasak o dönümde. Örneğin yer 3,5 dönüm. Diyor ki hayır 3,5 dönüm tarım arazisi içinde 5 dönüme ulaşmadığı sürece satamazsın diyor. Üçüncü şahsa satamazsın diyor. Neyse bunu bir daha şey yapalım. Yok, bakalım yani, ama ben sen uygulamadan ben uygulamayı bildiğim uygulamadan için söylüyorum. Hatta için doğrudur. Böyle bir konu Amasya'da olmuştu benim. Yıllarca bekledik. Sonra
satılabilir yazısı çıktı. Şey, mevzuat değişti orada. Hmm. 20 dönümün altına. Yani bir hisse değil. Arazinin içerisindeki bir hissenin tabii, satışı değil yani. Tabii ben komple hatta icra yolla komple arazinin satışı. 10. senenin ya 11. senenin sonunda satabildiğim yeri. Daha hatta izin mi aldınız? Yok işte o şey değişti. Evet, bölünebilir değişti. Tarım arazisinin vasıfları değişti. Hmm. Ondan sonra satabildik. Amasya'da yıllarca bekledik yani. Eyvallah. Yani. Peki ben bir soruyla devam edeyim. Evet. Bizim babamızın üzerine hiç tapulu yer yok. 3 erkek kardeşin üzerine 12 sene önce yer tapu oldu. Kız kardeşlerimiz bizi mahkemeye verdi. Bizden yer alabilirler mi demiş. Şimdi sevgili izleyicimiz, babanızın adına hiç tapulu yer yok. 3 kardeşin üzerine 12 sene önce yer tapu oldu derken babanızdan geçen bir tapu mu? Öncelikle sormam gereken soru bu. Yani bilmemiz gereken mevzu bu. Çünkü yani programın başında da buna benzer bir soruyu cevaplandırdığımız için tekrar edelim. Burada yer tapu oldu deyince işte belki kadastrodan geçmiş olabilir, 2B şartlarından almış olabilirsiniz hiç geçmeden, ama eğer babanızdan intikal eden, yani babanız yaşarken sizin üzerinize 12 sene önce geçirdiği varsayımından yola çıkarsak eğer kız kardeşlerinizin böyle bir dava açma hakkı söz konusu olabilir. İşte bizim bahsettiğimiz muris muvazası dediğimiz miras bırakanın danışıklı olarak diğer evlatlarına bu malı geçirmiş olmasından kaynaklı olarak böyle bir dava açma hakları var. Ama hiç babanızın adına kayıtlı değildi, direkt sizin adınıza olan bir tapuyu konuşuyorsak burada kız kardeşlerinin böyle bir hakkı olmayacaktır. Ama benim anladığım kadarıyla kız kardeşleriniz böyle bir dava açtıklarına göre zannımca babanızdan 12 yıl önce intikal eden, bunlarla ilgili bir zaman aşımı durumu söz konusu değil. Evet. 12 yılda geçse, daha da uzun bir zaman 30 geçse, sene de geçse, 30 sene miras de geçse, hukukundan kaynaklı. Aynen, miras hukukundan kaynaklı bu haklarını her zaman talep edebilirler. Devam edelim mi? Evet, devam ediyoruz. Vallahi şu soru okuyorum bir taraftan. Peki ben bir soru bu arada bir şey soracağım. Yani bir şey söyleyeyim. Ya şimdi sorular enteresan bir şekilde tapuya döndüm. Hep tapuyla ilgili geliyor. Yani ben şeyden çok korktum. İş hukukuyla ilgili geliyor. Korganla alakalı dedim, eyvah yani bundan sonra dedim hani bizim mahallemizde şu var. Ben benim korkum oydu. Neyse, devamı gelmedi Allah'tan. Buyur sen oku Lütfullah'cığım, buyur. Peki sayın hocam, benim çocuğum olmadı, kardeşimin çocuğunu evlatlık aldım. Kendi aramızda mahkeme kararı olmadan nüfusa kaydederken benim üzerime kayıtlı, benim mülkiyetimin ben ölene kadar kullanma yetkisi bende, ben öldükten sonra tapuda intifa yaptırdık direkt evlatlığımın üstüne geçmesi için, öbür kardeşimin çocukları ben öldükten sonra hak talebinde bulunabilirler mi? Yok. Mahkeme bu intifayı bozar mı? Hiç çocuğu yoktu ya, yani oradan yola çıkarak ama söylüyorum. Ama bak şey diyor yalnız. Evlatlık almış. Bak ama şey diyor, kendi aramızda mahkeme kararı nüfusa kaydederken benim üzerime kayıttı. Ama çocuk hukuken babanın, yani soruyu soran. Evlat. Evlat yani, evlatlık falan değil. Yani şu nüfus kayıtlarına göre Halis Munis evlat. Yani çocuk doğduğunda... Çocuk doğduğunda direkt kaydedilmiş. İşte ama o evlatlık olmaz ki. Evlatlık olmaz tabii. Yani öz çocuğu olmasa da evlatlık olmaz hukuken. Ya, hukuken evlat. Miras hukukuna göre o çocuk nüfusuna kaydettirdiği yani için zaten öyleyse, mirasçıdır. Evet, yani bu yazıdan bunun öyle anladım. Bunun dışında da yani o nüfusa kaydettirdiğiniz çocuğun kardeşleri herhangi bir hak talep edemez. Çünkü orada illiyet bağı kopuyor. Yani... Birinci derece zümre olduğu için, birinci derece kendi zümre... çocuğunuz olduğu için zaten kardeşlerinize bir hak geçişi durumu söz konusu aynen değil. Aynen öyle. Direkt nüfusa yazdırdık dediğiniz için, evet yani aynen öyle. Evet. Burada bir intifayı da bozma veya tapu da zaten kalır. Sizin vefatınız durumunda orada da herhangi bir hak iddiasında bulunabilme durumları yok. Az önceki soruya bir cevap gelmiş hemen. Babamızın üzerine hiç tapulu yer yok. Babam öleli 26 sene. Oldu yer 3 kardeşin üstüne ayrı ayrı tapu oldu demiş. Ama bak yani, zaten 12 sene önce olduğu için yani tapu oldu dediği şu kadastro geçerken. Ben dedim ya, evet, önce, kadastro tahminim yani, öyle. Biz tabii bu soruları böyle zaman zaman cevaplıyoruz, aslında çok benzer sorular geliyor. 10 yıllık süre geçtiği için burada izleyicimizin
yapacağı bir şey yok yani. Yani orada da kriter, evet, Ali Bey'in bahsettiği gibi, yani kadastrodan itibaren 10 yıllık bir süre geçtiği için orada oraya takılıyor. Yani babanızın adını hiç kayıtlı yer yoktu, onu söylememişsiniz ama tapu oldu dediğiniz için biz o manayı çıkartıyoruz. Evet. Kadastrodan muhtemelen geçti tapu, direkt sizin adınıza geçti, babanıza intikalen değil. Ha, babanızın zilliyetliğinde olan bir yerdi ama sizin adınıza geçti. Burada bir dava durumu söz konusu olabilirdi ama onun üzerinden de 12 yıl geçtiği için burada da bir hak düşümü söz konusu. Aslında işte burada şöyle bir hukuki garabet var. yani Muris Muazzası'ndan ne farkı var diyorsun? Evet, yer tapulu olsaydı. Evet, yani sırf kadastro geçti diye. Kadastro geçti diye. Ya bilmiyorum, bu konu dava konusu yapılabilir mi? Yani tapu başından beri olsaydı 30 sene 40 sene de geçse zaman aşımı yok. Arada kadastro geçtiği için 10 yıllık zaman aşımı var. Yani orada yani menfaatlerin yarışması ya da hakların yarışması mı denir? Yani kadastro miras hukukunun önüne geçiyor burada. Ve çok ciddi mağduriyetler çıkıyor. Yani bak, bununla ilgili yine az önce de konuştuk. Yani işte 3 kardeşin adına geçmiş. Muhtemelen fiilen onlar kullanıyordu. İşte kızlarda haberi oldu olmadı bilmiyoruz. Ya burada bilemiyorum ya, bu 10 yıllık zaman aşımı deyip bu işin önünün kapanıyor olması çok ciddi bir mağduriyet. Yani Muris Muazzası'yla biraz çelişir durumda. Evet, çelişiyor. Ama yani şey noktasında, hani yine programın başında işledik ya, yani zaman aşımı, hak düşümü süreleri hani hukukun evrensel kaidelerindendir. Yani her zaman yani hep o dava tehdidiyle yaşanmaması noktası. Anlatabiliyor muyum? Yani kadastrodan sizin adınıza bir yer geçti. Yani hadi bekle, ondan sonra ya tamam, ilahi nihayet. Yani ona da itiraz değil etmiyorum. Mi? Yani o söylediğinde de haklısın. Açıldı, açılacak. Yer benim mi değil mi? Yani TFK eder geldi, evet, 60 yıl sonra dedi ki burası benim babamdan gelen bir yer dedi. Ya ona katılıyorum. Yani ben bir kadastro çalışması yaptım, tapulama yaptım diyor. Bununla ilgili hak sahipleri takip etsin. 10 yılda az bir süre değil. Hani açın davanızı diyor ama burada yani miras hukukunun önüne geçiyor olması şey bir durum. Oturmayan bir durum var orada. Belki tam tersi de tartışılabilir. Yani Muris Muazzası'nda hiç zaman aşımı olmaması noktası. O da ayrı bir tartışma konusu ya olabilir. Ya işte o da o zaman. Yani orada da bir çünkü şey var. Yani o bahsettiğimiz ilk ilkeler, yani programa başladığımızdaki ilk ilkeler durumu. Tabi bu bize düşmez, ayrı bir evet. mevzu ama yani bunlar ya hayır, biz hukukta tartışıldı, yani edildi. Biz, ondan sonra Yargıtay'ın iştahatlarıyla belki yarın Adalet Bakanı oluştu. Olacaksın Lütfullah'cığım. Bilemiyoruz ki yani memlekette. Burada konuşulan her şey yarın çözüm olarak belki önümüze gelecek, bilemiyoruz ya. Tabii bizim de kendimizde has çözüm önerilerimiz var ki yani. Tabii ki yani biz de acizane uygulamadan gelen kimse olarak değil mi? Belki bizim kararlarımız sen de 20 yıllık hukukçusun, ben de 20 yıllık hukukçuyum. Belki aldığımız birçok karar Yargıtay içtihadı oluyor yani. Yargıtay oturup kendi şeyler yazmıyor kararları. Bizim dilekçelerimizden çıkıyor yani. Şimdi ben hep şunu düşünürdüm. Özellikle bu isim değiştirme, isim tahsiye davaları hep uğraştığımız davalardı. Böyle zaman zaman gelirdi, böyle senede bir iki defa. Bunun aslında böyle çok da bir mahkemesel bir tarafı olmadığını, zaten çok da böyle mahkemeler çok da üzerinde durup tartıştığı bir dava modeli değildi. Sonra bir yasal düzenleme yapıldı biliyorsun, evet. malum. Ondan sonra İçişleri evet. Nüfus Müdürlüğü'ne gidip çok rahat isminizi değiştirebiliyorsunuz. Değil mi? Değil mi? Yani nereden nereye? Yani veya bir veraset ilamı. Yani mahkemeleri bundan dolayı işgal ediyorduk. Şimdi gidip noterden çıkartabiliyoruz. Katılıyorum. Gibi gibi. Ondan sonra hayatımızı yani böyle kolaylaştıran şeyler çıktı, çıkacaktır diye düşünüyorum. Evet. Şimdi bir izleyicimiz bir soru sormuş. Evimiz var, müstakil tapulu. Yolumuzu yandaki tapusu olan kişiler yolumuzu kapattı. 50 senedir kullanılan yol 1 yıldır kapatıldı. Kanuni haklarımız nelerdir diye sormuş bir tane izleyicimiz. Ya şimdi tabii bu davalar biraz hani çok aslında bizim İstanbul'da karşılaştığımız dava tipleri değil ama burada geçit hakkı dediğimiz bir hak var biliyorsun. Evet. Yani oraya gitmenin başkaca bir yolu yoksa, oradan geçilmesi bir zorunluluk ise, bir başkasının tapulu yerinden de geçse tapu sahibi olan kişi yol vermek zorunda. Geçit hakkı, yol hakkı ne diyorsak. Kaldı ki burada 50 yıldan beri kullanılan bir yol var. 50 yıldan beri kullanılıyor olması bile bana göre bir haktır. Ve oraya gidişin başkaca bir yolu da yoksa, dava açarak kapatılan o yolun açılarak kendisine yol verilmesini isteyebilir soruyu soran izleyicimiz. Ama
tapu maliki olan kişinin yerinden geçmeden oraya gitmenin başka yolları da varsa o zaman o yerden yol vermek zorunda değil. Ben böyle düşünüyorum ama şimdi bunu benim de uygulamada genel hukuk yorumumla söylüyorum çünkü biz bu davaları çok karşılaşmadığımız için. Doğru. Evet, karşılaşmıyoruz. Evet, dediğiniz gibi İstanbul'da bu tip davalarla çok fazla karşılaşmıyoruz ama ha yani bildiğimiz çok doğru noktalara temas ettin. Ben de hani sen bazen diyorsun uygulamada işte Amasya Mamasya az önce verdiğin örneklerdeki gibi yakın zamanda benim de karşılaştığım bir dava modelinde. Şimdi evet yani burada sevgili izleyicimize cevap olmasın manasında Ali Bey cevaplandırdı ama ben de üzerinden bir kez geçeyim. Burada yanınızdaki parsel anladığım kadarıyla tapulu bir parsel. 50 yıldır kullanılıyor olmuş olması evet bir gerçek ama onun tapulu yeri. Burada zilliyetliğin üstünde bir haktır mülkiyet hakkı. Bu manada burayı engelleyebilse de sizin bunu dediğiniz gibi geçit hakkı dediğimiz bir dava modeli var. Bu davayı açarak buradan hak alabilme hakkına sahipsiniz. Ama ve lakin o davada şöyle bir özellik var uygulamadan örnek vereyim derken Ali Bey. Sadece genelde şöyle düşünüyor vatandaşlarımız. İşte en yakın yola kim? Üst parselden gelir. Yani yol üstte benim arazim burada. Üstünde niye bir parsel var. Dolanayım diyor. Ondan sonra ben buradan hemen geçeyim. Öyle olmuyor. Bütün çevre parselleri de davaya dahil ediyorsunuz. Evet. Yani ona mahkeme diyor ki ben karar vereceğim diyor. Yani sen orada kısa yolu, uzun yolu veya kişi gelecek. Ondan sonra hakkı adalete göre, hakkı sen bütün göre yan parselleri, senin bütün komşu parsellerini dava edeceksin diyor. Evet. Ben geleceğim bilirkişiyle tespit edeceğim. Buradan hangi yolun daha efektif olduğu, hangi yolun olması gerekiyor. Belki o senin dediğin yoldur, 50 yıldır kullanılan yoldur. Onu öyle değerlendireceğiz diyor. Yani böyle de bir durum söz konusu. Genelde vatandaşlarımız işte gözüne kestirdiği yan parseli dava ediyor ama o iş öyle olmuyor. Evet. Ama evet yani geçit hakkı denilen dava onu da işte modelini takip etmeniz kişi gerekiyor. Takdir edecek. Bura uygundur, bura değildir. Bura yoldur olabilir. Çünkü adamın mesela parselini bölüyorsan o da olmaz. Yani yandan geçecek. Belki yandaki iki parsel evet ortak yer verecek. Vesaire vesaire. O yüzden tedbir kararı verilebilir mi? Belki bu tartışılabilir. Yani bilmiyorum ama tedbir kararı verilebilir. Geçitin başka bir imkanı yoksa. Başka bir imkanı yoksa. Yani sonuçta orada bir ev yaşam durumu söz konusuysa. Tabii geçit hakkı yani, bir anayasal bir hak. Aynen öyle. Yani, arkadaki, yani dava ile birlikte belki evet bir tedbir talebi. Dava açmasını biz öneriyoruz. Yani evet. Eğer bu dediğimiz kriterlere biraz uyuyorsa izleyicimiz dava açabilir diyelim. Şimdi değerli izleyicilerimiz, programımızın sonuna doğru geliyoruz ama maşallah bizim telefon hiç kapanmıyor. Yine sürekli arıyorlar. Bizi 534-878-3549 no'lu telefondan şu an bile arayan izleyicilerimiz var. Bizi aramayınız. WhatsApp'tan sorularınızı gönderiniz. Çünkü telefonlara cevap veremiyoruz. Sadece canlı yayına bağlanmak için 0216-396-5252 no'lu telefonumuzu arayabilirsiniz. Burada tekrardan duyurmuş olalım. Çünkü telefon hiç kapanmıyor. Durmuyor yani. Evet. Bir soru var. Dedemin satın aldığı diye başlıyor. Okursam memnun olurum. Dedemin satın aldığı. Evet. Dedemin satın aldığı hisselerden dedemin kız kardeşi hisse alabilir mi? Dedemin satın aldığı hisselerden. Ben anladım. Dedemin kız kardeşi hisse satın alabilir mi? Dedemin satın aldığına dair tapuları var. Buradan mahkemeye hak etti. Ben geriye döndürebilir miyim? Dedem öldü, ne yapmam gerekiyor? Allah Allah. Dedenin aldığından nasıl? Ben anladım deyince ben hızlı geçtim. Yok yok, ben şöyle. Evet. Şimdi dedenin kendi adına tapulu olarak kendi adına satın aldığı yerlerden dedenin kız kardeşi pay alabilir mi? Eğer dedenin birinci zümre çocukları varsa, eşi varsa kız kardeşe miras gitmez. Çünkü o ikinci zümre. Yoksa hisse alabilir mi derken evet, yani satın almayı ben anladım ama sen yok, hani yok, hisse kalabilir mi gibi mi? Evet yani miras pay kalabilir. Kız kardeşi diyor hisse alabilir mi diyor. Yani oradan bir anladım pay alabilir okay mi? Tamam. Ama bir dava açılmış. Muhtemelen bu davada dedenin satın aldığı değil de mirastan gelen bir pay gibi algılandıysa, yani dedeye de dedenin annesinden babasından geliyorsa dedenin kız kardeşi pay alabilir. Çünkü miras hukuku devreye giriyor. Ama dede kendisi satın aldıysa o alamaz. Hani davayı da kaybetmiş. Demek ki orada bir miras hukuku devreye girmiş. Gelen bir miras gibi algılanıp kız kardeş de pay almış. Eğer sizin dediğiniz gibi ise bunu ispat edebilirseniz geri döndürebilir miyim demiş. Dönebilir. Ama biz tabii detayı çok bilmediğimiz için yorum mahkemeyle hak etti demiş. Burada kalsın.
Evet. Geldik. Yine gelmişiz. Daha bir sürü soru var cevaplayacağımız. Maalesef programın sonuna gelmişiz. Maalesef programın sonuna geldik. Evet, evet. Yine sorular bir hayli birikti. Artık bir dahaki hafta inşallah kaldığımız yerden. Biz bazen böyle girizgah yaparken yeni sorular gelene kadar eski sorulardan hep devam ediyoruz. O yüzden bu soruları da sevgili izleyicilerimize söyleyelim. İnşallah bir dahaki hafta ilk öncelikli olarak cevaplama gayreti içerisinde olacağız. Ben sen bana sözü atmadan ben kapanış konuşmasını yapayım. Sevgili izleyicilerimiz, haftaya inşallah tekrardan görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın. Selamlar. Evet, ben de Lütfullah için, o güler yüzün ve engin bilgilerin için tekrardan teşekkür ediyorum. Ben her zamanki gibi yayında yapımda emeği geçen Ordu Stüdyomuz, İstanbul Stüdyomuz ve teknik ekipteki tüm arkadaşlarımıza, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Değerli izleyicilerimiz, sizlere teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 2 saate yakın yine ekranları başında bizleri sabırla dinlediniz. Umarız sizlere yardımcı olmuşuzdur. Bir nebze de olsa yardımcı olabildiysek mutlu olduk. TV52 ailesine teşekkür ediyorum bizleri sizlerle buluşturduğu için. Haftaya yine Adalet Terazisi programımızda çarşamba akşamı sizlerle olacağız. Haftaya kadar sağlıcakla kalın, mutlu kalın. İyi akşamlar diliyoruz. İyi akşamlar. Sena Yapı, Adalet Terazisi'ni...